videoyu neden çekiyorum bilmiyorum ama size bir şey anlatacağım hemen. Skeç'e gidiyorum. Bu gördüğünüz gibi bunu almıştım arkadaşlar. Şimdi şu ayna kol şöyle çıkartayım. Bu zaten çıkıyor. Bu yalama yaptı arkadaşlar burası. Bunun için hemen bir tane arkadaştan yeni bir ayna kol aldım. Bunu gidip skeçe taktıracağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Bunu al al. Seni de gösteriyorum. Al al. Sevindin mi? Evet. Sevindin mi? Dans evet. Et bakayım. Dans arkadaşlar, et. Dans et. Dans et. Ünlü olmaya çalışıyorum. Dans et. Biraz daha dans et. Hızlı dans et. Hızlı dans et. Yoksa yayınlamam videoyu. Çabuk 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 çabuk. Muharrem İnce dansı yapsana be. Bildiğin üzere bunu üzerinde bir düşüncem var. Hani diyorum stunt bisikletine mi çevirsem bunu? Kadrolaşsın çünkü gerçekten güzel. Bunda disk aparat şey yok arkadaşlar. Ama şöyle bir şey yapmayı düşündüm. AliExpress'ten disk aparat parçası aldım. Bilmiyorum ne kadara gelir, kaçaya gelir. Deneyeceğiz. Gelsin bakalım. Ama daha göbeği falan da değiştirmek gerekecek. Çünkü göbek disk uyumlu değil. Yani biraz masraf olacak diyorum. Ne olacak bilmiyorum. Buna daha fren miren ekleyeceğim. Yani pek satasım yok. Bunu biraz kullanacağım. Maşayı değiştiririm gibisinden. Disk aparatı gelirse eğer AliExpress'ten bir tane hidrolik fren takarım. Yeterli olur bence. Bir de güzel bir koltuk takarım. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Evet şimdi gerçekleri konuşma vakti. Ne kadar kazanıyorsun abi? Kardeşim çok kazanıyorum. Santa. Bana Santa bir sayı söyle ama. Oğlum Cumhurbaşkanı bile söylüyor 100 bin lira maaş alıyor. Lan farklı mı lan? Yamuk olur. Son dakika haber. İyi ki bir Furkan'a dedim ki kırıldı. Burç kapağını kırdı aylanla sıkarken. Bak şuna bak. Allah'ım yarabbim ya. Kardeşim senin bisikletin kalitesi. Evet şimdi bana bir tane en kalitelisi hangisi? Tutsana. En kalitelisi ne diyor paşam abi? Şimdi bana kapak bulabilecek misin abi? Yolda giderken Timur'la karşılaştık. Öksürüyor. Furkan şöyle hareket yap bakayım. Aslanım benim. 10 üzerinden kaç veriyorsun abi? 10 üzerinden bir 4'ü var ya yapamadı hadi. Enduro aldım, param kalmadı, bana yemek alın. Yok, başka bir şey demiyorum şu an. Aa, kalkmıyor. Kafayı yiyeceğim, niye kalkmıyor bu? Bu kadar baby. Evet arkadaşlar bahsettiğim üzere 10 günde ilk defa hayatımda bu kadar hızlı bir kargo geldi. AliExpress'ten disk aparatı söylemiştim. Şimdi açalım bakalım. Evet doğru gelmiş arkadaşlar. Böyle bir şey. Bakın tam olarak şuraya bir yere herhalde. Ben bunu tam anlayamadım nereye nasıl yapılıyor ama. Büyük ihtimalle şu vidaları çıkartıyoruz. Şöyle bir şekilde mi artık nasıl oluyorsa veya şöyle büyük ihtimalle. Böyle bir şekilde bir şey yapacağız yani buna. Başka bir günden daha merhaba. Bugün 14 Mayıs. Şimdi geçeceğim okula ve oyumu basacağım. Evet kullandım ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey değişmedi. Şu an eve doğru gidiyorum. Arkamda da okul var oy kullandığım. Bu kadar. Evet arkadaşlar bitkin bisikleti satmaya gidiyorum şu anda. Alıcısı var. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bisikleti sattım. Ben de eve doğru gidiyorum. Bitkin satıldı. Şimdi sırada 4 tane daha kaldı. Pardon 3 tane o sarı Rock Rider'ı satmayı pek düşünmüyorum. Bunu çok soruyorsunuz bana. Carrara satılık, Bianchi satılık, Bitkin 520 satılık. Bunu söyleyeyim size arkadaşlar şimdiden. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs korteji varmış. Ben kaçırdım. Ne yaptığımızı hiç bilmiyorum şu an. Buraya mı? Sağa mı? Abo, abo, kaza, kaza, kaza. Bugün havai fişek patlatacağız. Victor'la beraber. What's up Victor? Yes. No so far so good. Yeah. Yakutistanlı Victor. Bütün motorlar dizildi buraya. Ne yapıyorsunuz abi? Bekle bekle. Yak onu. Ay yandı bana bir şey. Yanıyor. Yanıyor. Ay kafam yandı. Allah devletimize zeval vermesin. Aynen amin amin. Evet arkadaşlar son dakika kararıyla bir bel çantası almaya karar verdim. Nasıl yakışır mı bana? Arkadaşlar biz kaskı poşet olarak kullanıyoruz böyle görüyorsunuz. Yani kesinlikle koruma amaçlı değil. Süleyman abi. Siyah tişört aldık her zamanki vazgeçilmezimiz arkadaşlar. Arkadaşlar Ahmet'le fitness'e geldik şu anda. Evet sıradaki hareketimiz karna çekme hareketi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bırakırken yükseğe aynen. Çekerken az bir şey yaslanıyorsun fazla değil. Aynen öyle.
olsun Ahmet. 510 BT yoktu. 560 BT alıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar aldık. 1200 TL girdi arkadaşlar bana. Allah devletimize zeval vermesin aynen. Ben bu JBL'leri tanıdığım zaman bunlar 300 lira falandı biliyor musun? Ve diyordum ki çok pahalı. Şu an ne oldu? Çok pahalı. Kompakya devam ki. Yakıştı ama. O kadar para verirsek yakışır değil mi? Hı-hı. Allah devletimize tekrardan zeval vermesin bu arada. Evet arkadaşlar anneanneme geldim yemek yemeye bu sırada kuzenim beni çek dedi. Çekiyorum şu an seni. Bir şey demek ister misin? Sayın seyirciler benim bisiklet alacağım yakında. Evet. Seyir abimin adamım istiyorlar. Adamım benim ya. Süleyman Külün. Evet o benim. Çak bakayım. Adamdır ya. Hadi ben yemek yemeye çıkıyorum. Görüşürüz. Yeni bir günden hepinize daha tekrardan merhaba. Batuhan'ı hatırlıyorsunuzdur. Şimdi fitness'tayız. Abicim incline bench press yapıyor 20 kilo 20 kilo. Aslan abim ya. Yardıma ihtiyacın olsa söyle ambulans çağırayım. Ne oldu? Ambulans ne ambulans? Buradan efsanesiniz bırakmayın. Oğlum yavaş. İnşallah sinirlendiğini anlama basmamış. Ne yaptın oğlum sen ya? Tamam. Hayırlı olsun. Nereye geldik? Birkan Can Polat bugün Mersin'de show yapacakmış. Biz de onu izleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bir gösterelim şöyle. Gayet başarılı değil mi? Tebrik ediyoruz evet. Anlık gelişmelerden daha hepinize merhaba. Bugün Bianchi bisikleti satıyorum arkadaşlar. Müşteriler geldi şimdi onlara göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle. Evet arkadaşlar müşterimiz burada. Merhaba. Bisiklet de burada. Bianchi RCX426 bisikleti satıyorum. Hayırlı olsun şimdiden. Teşekkürler. Bir şey demek ister misin videoya? Abone olsunlar. Like atın. Abone olun, like atın. İzlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi bankamatiğe gidiyorum. Bu kadar parayı cüzdanda taşıyamayacağıma göre parayı bankaya yatırmaya gidiyorum arkadaşlar. Sattım gitti bisikleti. Arkadaşlar Timur'la geziyorduk da bakın ne gördük. Allah devletimize zeval vermesin. Şimdi birazdan buna bineceğiz değil mi abi? Peki ne düşünüyorsun abi? Alamayacağız zaten ne uğraşıyorsun? Senin baban alır. Babana söyle bize de alsın bir tane. Yürü gitme. Araba böyle arkadaşlar. Rengini hiç sevmedim. Keşke bunun kırmızısı olsaydı. Şason video. Pardon arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Abi ben YouTuber'ım. bisikletçiyim. Aynı zamanda ticaret uğraşıyorum. Bu kadar. Cam açıp kapatıyor bile. Bana yakışmadı ama. Sana mı? Sen direkt araba yakışmıyor oğlum. Arabanın işte böyle arkadaşlar. Mükemmel. Güzel güzel. Mağazamız ve kasalarımız 15 dakika içerisinde... 15 dakikaya kapanır. Kaç amına. Furkan'la Decathlon'dayız şu an. Evet Furkan. Yavaş. Kardeşim şimdi yeni bisiklet alacağız değil mi bana? Aldık bunu. Yok bu değil. Aynen öyle. Şimdi parayı çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bankamatiğe geldik. Çünkü neden? Bisikletçiye ne vermemiz lazım? Bonti. İki tane bonti. Para vermemiz lazım. Şimdi para çekeceğiz. Yemek sepeti yanında. Aklımdaysa kapında. Furkan sen reklam yapma. Aa doğru lan. Saat kaç şu an? 9.30 falan. Ya biz bu işi gündüz halledecektik ama sonraki videolarda size çok güzel bir haberim var. O yüzden gecikti. Tahmin edemezsiniz yani. Mükemmel ötesi bir haberim var size. Gerçekten bir sonraki videoda hatta bir veya iki video sonrasında mükemmel bomba gibi haberim var. Kesin gerçekleşti. Haberiniz olsun. Para çekme diyoruz. Hemen bütçeyi yazıyoruz. Burayı göstermeyelim. Aynen. Ticaret yaptığımız için aldığımız sattığımız. Gerçi ben bu bisikleti satmayı düşünmem. Çünkü 27.5 şans. Ve tamam, bildiğim bir bisiklet evet. Bu arada tahminleri yazın bakalım. Ne olabilir? Marka, model. Parayı gösterebilirsin. Parayı ver abi. Zaten sayamazlar oradan. Sayarsanız zaten gerçekten bir bisiklet size hediye ederiz bence. Helal olsun yani deriz. Para da burada arkadaşlar. Sen fazla bankamatik bakmayın. Yanlış saymaz diye düşünüyorum. Sen bir say. Yerde buldun mu sayacaksın kardeşim. Bak şimdi bunu koyuyoruz abi. Harun'un gelmesini bekleyeceğim.
Evet, bisikletimiz burada. Tanıdık geldi mi? Benim bisikletin aynısının 27.5 jantı. Peki şimdi şunu soracaksınız, diyeceksiniz ki neden bunu aldın? Carraro 29 jant olduğu için çok güzel gidiyor. Bak yeme gibi gidiyor, o bisikletle hiç sıkıntı yok. Ama hareket yapmamda, atıyorum death spin yapmakta falan biraz zorluk çektiğim için bir de dedim ki 27.5 jantını alayım. Biz normalde bunu takaslayacaktık şeyle. Benimkiyle aynen takas yapacaktık. Son dakika bana güzel bir haber verdi. Dedi ki babam işte izin verdi, satıyoruz falan filan. Dedim okey, ben geliyorum almaya hemen. Bisikleti şu anda alıyorum. Parayı da sana teslim edeyim. Nerede? Para nasıl sayılır biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bir parmağınızı şuraya alıyorsunuz. Ben bunu biliyordum, arada bir unutuyorum. Şöyle saymaya başlıyorum falan. Bak tak tak tak. Şu kısım. Birini arkasına atıyorsunuz. Allah'ım konuştuğum şeye bak. Bu şekilde. Sayabilirsin sen paranı. Ben o sırada... Hayır! Hayır! Fazla para görünce dayanamadım. Bisikletle şöyle göstereyim. Benimkinin aynısı. 27.5 jantı. Bununla daha kolay hareket yapacağım. Hatta şöyle göstereyim size bakın. Bakın. Hani bir tık ufak ve benim daha çok işime gelir. Çünkü bilirsiniz sunucular, hareketçiler her zaman 26 jant genelde tavsiye ederler. Ama ben 27.5'da kullanıyorum, 26'da. Bu daha güzel. Seviyorum ya bu bisikleti gerçekten. Bunu hatta hatırlayanlar bilir. Hamza geldiği zaman Malatya'dan bunu ödünç almıştım arkadaşlar. Şimdi de satın alıyoruz. Bunu pek satmayı düşünmüyorum ama o 29 jant satıldık. Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. O bisiklet gerçekten gemi gibi gidiyor. O kadar iyi uçuyor ki Furkan da biliyor. Sürmüştü geçen. Ben de sürdüm. Gerçekten gemi gibi. O tek teker yokuş aşağı giderken lan oğlum bir güzel gidiyor. Mesela ben tek tekerde hızlı giderken onu kullanırım. Hareket yapacağım zamanlar olduğum yerde bunu kullanırım. Ama o bisiklet satılıp satılmasa da çok umurumda değil. Çünkü o kadar güzel bir bisiklet ki. Onun ilan linkini koyacağım arkadaşlar. Çünkü artık buna sahip oldum. Ben onu yatağımı da satıyorum. Ondan koyacağım. Neyini satıyorsun? Yatağını. Yatak mı? Yatağını satıyorum. Küçüklük yatağım var vallahi ya. Arabalı. Kardeşi olanlar varsa bana ulaşsın tamam, ya. Tamam bir şey yapalım. Ne kadar diyorsun? Vallahi 1500'e veririm, hiç kullanmadım. Lan ben alayım mı lan? 1500. Ya bir şey de satılık olmasın be kardeşim, hemen al. Parayı buldu de işte kardeşim. İşte görüyorsunuz ne bulduysa alıyor. Hiç ego yapıyor muyum böyle? Ah ben işte bunları alıyorum de. Hiç yapıyor muyum? Hayır. Gerek yok. Sadece ne gördüysen onu alıyorsun. Tamam sen bana resim atarsın. Ben onu koyarım hemen buraya bir resme ekran başına. Hayırlı olsun, para tam değil mi? Tam. Okey. Şimdi benim karnım çok aç, bir yemek söyleyelim. Bisiklet böyle, sen bu çivili pedalları sonradan mı taktın? Evet şeyden aldım, Furkan'dan aldım. Bir dursaydın, bir dursaydın iyiydi kanka yani. Aa, iyiymiş lan. Shimano Aynakol, Alivio set, 27 vites, kitlemeli bidondan. Shimano MT 200 fren setleri. Arkadaşımız da profesyonel basketçi, ona da hayatta başarılar diliyorum. Evet, şortundan belli kardeşim. Umarım LeBron James'le bir fotoğraf çekinirsin. Adam ölmeden çekilirsen iyi bari. Torunlarıyla oynayacak o. Akıyor, akıyor. Allah çarpsın akıyor. Bu. Nasıl ama? Bukan yorumlara alın. Hey, sen bu işi yapıyorsun ya. Daha ne diye ki? Hani master'sın, en üsttesin. B**** kodumda ne yapıyorsun? Niye buradan geliyor? Harbi anlamadım. Valla mı ne yapıyorsun? Deli, Türkiye. Klasik Türkiye. Yani bakın koskocaman battı çıktı. Adam sağdaki yoldan girdi. Arkadaşlar saat gece 11.30 şu an. Ve Furkan'la döner yemeğe geldik. Yuppi. Çok mutlusun değil mi? Burnuma soktum. O kadar mutluyum. Ne yiyoruz? Zurna X-Large döner ağabey. Antakya döner. Bol acılı. Bu arada hava mükemmel. Hava gerçekten mükemmel. Acayip güzel bir serinlik var. Evet arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Yeni Carraro Daytona 727'nin gidon ve gidon bandını bunun ikiyle değiştireceğiz. Gel abi. Şimdi sırada gidon var ama şu elcikleri çıkarmak bizim için biraz ölüm olacak. Obobo orada yapma. Kopacak. Benim bodyguard sakin ol güzel. Sakin sakin. Ahmet fırlayacak şimdi, üşecek Ahmet. Nasıl bir azimdir ya. Arkadaşlar aşırı güç değil, doğru güç. Teşekkür ederim. Alkanlar abi. Kocemin rengine bak. İşte bu. Arkadaşlar Ali Taner'in Instagram'ını şuradan bulabilirsiniz. Güçlü çocuğu ekleyin. Ne yapalım abi? Adamı çekeyim ya. Bilimse. Ben de seni çekeyim. Evet arkadaşlar şimdi son sürat gidonları değiştiriyoruz. Double kick. Nasıl duruyor işte?
Evet arkadaşlar, şimdi 29 jantı tamamen orijinal hale getirdim burada. Gördüğünüz gibi. Tamamen orijinal şu anda. Bu halde satıldık ve fiyatını biraz daha düşüreceğim. Çünkü üzerindeki XLC gidon bazı yok artık. 27,5. Bunu kullanacağım. Bu satılık değil. Lütfen sormayın. Bunu satmıyorum. Böyle oldu. Bence gayet karizma durdu. 27,5 janta 78 santim gidon. Evet arkadaşlar, şimdi bisikletimiz bu halde. Gördüğünüz gibi. 27,5 janta XLC gidon bazı taktık. Şu an böyle mükemmel gözüküyor. Şimdi bir güzel haberimiz var. Bir sponsorumuz var. Bu videonun sponsoru. Oh my god. Açtım da açıyormuş gibi yapalım böyle bir. Geliyor, geliyor. Uçmasın da. Ne olduğunu anladınız. Şöyle. Ne düşünüyorsun Ahmet Bey? Mükemmel. Çok güzel. Şöyle bir stickerlarımız var. Peki bana bunları kim gönderdi? Stickers and Accessory diye bir sayfa arkadaşlar Instagram'da. Bunlar bu tür çok fazla çeşit stickerlar üretiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Kanka bu çamurlu takılıyor. Çamurlu. Aynen. Yani. Şöyle takılıyor. Red Bull'un jant stickerlarımız. Jant stickerları 27,5 jant. Bunun için çıkarttırdım arkadaşlar. Ve burada da bir tane maşa stickerımız var. Bunu da tut abi. Harbiden çok güzel bu arada. Bak bunu, bu rengi ben istemiştim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kişiye özel baskı yapılıyor. Yani çeşit çeşit istediğiniz her türden böyle stickerlar var arkadaşlar. Instagram sayfasını bırakacağım. Instagram sayfasında bütün detayları görebilirsiniz. Orada zaten bütün her şey var. Her şey. Yani sıradan bir sayfa değil arkadaşlar. Hani bir baktığınızda böyle göz alıcı şeyler yapıyor genellikle. Hatta çoğu. Kadro koruyucu stickerlarımız var arkadaşlar. Sıçramalarda, taş, çakıl şeylerinde. Sen anlat mesela, ne işe yarıyor bunlar? Ya bunu direkt kadroya yapıştırıyorsunuz. Çizimlere karşı vesaire çok koruyor kadroyu, güzel. Şeffaf bir ayrıca de bu arkadaşlar. Ayrıca tarzınızı da yansıtıyorsunuz. Aynen, şeffaf bir de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gönderdiği için onlara teşekkür ediyorum. Şimdi bunları takacağız. Bakalım şöyle bir. Ben bunları kullanmayacağım. Bunları şey yapacağım. Arkadaşlarıma hediye ederim bunları. Beğendiğinizi alırsınız abi. Ama bunu yapıştırmayı düşünürüm. Bir bisiklete yapıştıracağım. O da sürpriz. Şu anlık söylemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi stickerları takmaya gidiyoruz arkadaşlar. Stickerlar şöyle. Daha güzel abi. Yapıştıracağım inşallah. Evet arkadaşlar, bitti şekilde. Gayet güzel. Ben bunu bir de eve gittiğimde önleyeceğim tam yapışması için. Siz de bu tarz şeyler istiyorsanız açıklama kısmına Instagram hesabını bırakacağım linki. Bunlardan sipariş verebilirsiniz. Çok iyi oğlum. Bayağı iyi. Şimdi bir despin atalım. Ooo. Yapamadım. Ooo. Bütün her şey gıcırdadı oğlum. Sayfaya bakın, kesin bakın derim yani. Herkes istemez mi bisikletin güzel gözükmesini? Video bu kadardı. Tekrardan teşekkürler sponsorumuza. Bomba videolar geliyor. Beklemede kalın. Çok ciddi söylüyorum, bomba videolar geliyor. Ağzınız açık kalacak yani. Ahmet'in bile, o bile bilmiyor şu anda. Görüşmek üzere. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Ahmet'in de Instagram'ını bırakacağım. Taner'inkini de bırakacağım. Görüşürüz. Bay bay.